Öncelikle herkese merhaba. Ege Teknoloji olarak kuluçka makinesi üretmeye devam ediyoruz. Ve bu süreçte kuluçka makinelerimizi nasıl daha iyi sonuç elde edebiliriz? Hangisini kullanırsak, nasıl yaparsak verimi de civciv çıkımı daha fazla olur. Bunları yapıp deniyoruz ve sizden gelen yorumlara da bakıp sizden gelen yorumları da değerlendiriyoruz. Ona göre kuluçka makinelerimizi geliştirip çalıştırıyoruz. Bu süreçte de her türlü termostat olsun, saklama kabı olsun, hangi kapları kullanırsak, hangi strafor kutu kullanırsak verimi daha fazla olur, çıkımı daha fazla olur diye araştırıyoruz. Bunu da sizlerle beraber paylaşacağız. Sizden gelen yorumlara da bakıp ona göre kuluçka makinelerimizin daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Her türlü dijital termostatı kullanacağız. Hangisinde sıcaklık daha fazla olur, az verimi daha çok olur, enerji tasarrufu az olur. Ona bakıp sizlerle beraber paylaşacağız. Bu süreçte takip etmek için de kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız lütfen. Aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlar kısmına lütfen yazın. Bizim için o yorumlar önemli çünkü. Onlara bakıp kuluçka makinelerimizi daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere yaz ayı da yaklaştıkça kuluçka makinelerine talep daha da artıyor. Bazıları fırın ampul istiyor, bazıları rezistans istiyor. Ona göre kuluçka makinelerimizi yapıp paketleyip müşterimize gönderiyoruz. Bu videomuzda da rezistans telini kullanacağız. Şöyle göstereyim size yeni aldığımız kuluçka makinemiz için kullanacağımız. Bununla dijital termostatın bağlantısını gerçekleştireceğim. Şimdi dijital termostatımıza enerji vermek için bir tane 12 volt kablo kullanacağım şöyle. Şat adaptörü kullanacağım. Bir de 220 volt lazım. Onun için de şöyle bir kablo kullanacağım. Arkadaşlar bunu kullanırken 220 voltla çalıştığınız için dikkat edin. Tellerin açıkta kalmamasına dikkat edin. Şöyle rezistans telimizden gelen bir tanesini 220 volta bağlıyorum direkt. Şimdi bantımızı gerçekleştiriyoruz. Şöyle 220 volttan geleni K0'a bağlayacağım. Rezistans telimizden de geleni K1'e bağlayacağım. Arkadaşlar şimdi 12 voltumuzun eksisini GND'ye bağlayacağım. Voltumuzun artısını da 12 volta bağlıyorum zaten.
Evet, bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Şimdi enerji vermeye geldi sıra. Şöyle 12 olduğumuzu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ortamımızın sıcaklığı 25,8. Şimdi termostatımızın probunu ısıtacağım biraz. Şu an rezistans telimiz de ısınmaya başladı. Yavaş yavaş. Arkadaşlar bu rezistans teli de 220 volt da 1000 watt, gördüğünüz gibi 2 metre. Şu an rezistans telimiz bayağı ısınmaya başladı. Şimdi bunu üstüne koyup sıcaklığını size göstereceğim. Gördüğünüz gibi sıcaklığımız yavaş yavaş yükselmeye başladı. Şöyle yakından göstereyim size de. Şu an 31,2'ye çıktı, 32,4. Gördüğünüz gibi hızla yükselmeye başlıyor. İşte bu sıcaklığımız 37,7'yi geçtiğinde dijital termostatımız devreye girip enerjiyi kesecek. Sonra 37,7'nin altına düştüğünde tekrar dijital termostatımız devreye girip enerjiyi sağlayacak. Isının düşmemesini sağlayacak. Şu an gördüğünüz gibi sıcaklığımız bayağı yükseldi. Hızla yükseliyor. Evet, gördüğünüz gibi 37,7'yi geçtiğinde dijital termostatımız devreye girdi ve sıcaklığı kesti. Şimdi bunu biraz soğumaya bırakacağım. Öyle yavaş yavaş sıcaklığımız düşüyor. Gördüğünüz gibi 37,7'nin altına düştüğünde dijital termostatımız tekrar devreye girip enerjiyi sağlıyor. Ortamdaki enerjinin düşmemesini sağlıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadar. Bir dahaki videomuzda da kuluçka makinemizi yapıp rezistans testimizde yeni bir kuluçka makinesi yapacağız. Ve dijital termostatı da değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı günler diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayınız.